Merhaba arkadaşlar, Sekiro bossları ile birlikteyiz. Armored varıyor, zırhlı savaşçı. Hikayesi oldukça acıklı aslında. Oğluyla birlikte İspanya'dan Japonya'ya ticaret yapmak, para kazanmak için geliyor. Ama oğlu burada amansız bir hastalığa yakalanıyor. Oğlunu kurtarmak için de bu ölümsüzlükle uğraşan rahiplerin adını duyuyor ve buraya geliyor. Oğlunu onlara teslim ediyor. Rahipler oğluyla uğraşırken o da Senpu Tapınağı'nın girişini koruyor. Burada görmüş olduğunuz bebekler, bu rüzgar gülleri, Senpu Tapınağı'ndaki rahiplerin öldürdüğü çocuklara adanmış heykelcikler. Burada zaten kırmızı beyaz rüzgar gülünü görüyoruz. Ah, kötü oldu. Öldüm galiba tamamen. Yok, iyi. Tamam, sorun değil. Şimdi şurası oyunun başında kestiğimiz Headless'tan çıkan yer. Aslında nereden gidiyorduk oraya? Buradan değil miydi? Hatırlayamadım. Şu arkadan mı gidiyorduk? Onu da hatırlayamadım. Bir rüzgar gülü daha var, beyaz olan. Senpu Tapınağı'nın girişteki şişkoya veriyoruz. Buraya nasıl gidiyorduk? Ha, şu aşağı zıplayıp tutunuyorduk. Daha sonra ben kendim giderim oraya, videoyu eklemeye gerek yok. Şöyle yapalım. Neyse, geriye dönemeyeceğim. Bir tane içecek kullanayım. Boss arkadaşlar öldürülemiyor. Şu görmüş olduğunuz şeyler kırılıyor boss tarafından. Buradan aşağı düşüreceğiz arkadaşı. Takip edemiyorum hareketlerini şu an. Benim yaptığım gibi artistik yapmaya gerek yok. Bol bol deflekt atın yeterli boss için. Ve dediğim gibi o kırdığı yerlere düşürmeye çalışın arkadaş. Sen arkan dönük, seni öldürüyorum o zaman. Ve kaçıyorum. İkili counter'ı yapamadık. Allah Allah. Arkadaş, yani video çekerken bir şey oluyor ya. Oynayamıyorum bu oyunu video çekerken. Yetişmeyebilir. Yetişti. Bayağı gürültülü düştü. Roberto da tahmin edebileceğiniz üzere oğlunun adı. Sonraki boss yine 40 ayak zürafa kafa olacak. Şu sürekli saldıran elemanlardan. Sonraki boss'ta görüşürüz. Kendinize iyi bakın.